Modern zamanlar bir fırtına zamanı, bir kasırga zamanı. Bu kasırgada can simidi diye tutundukları dallar batıyor. Suç kimde? Kim suçlu? Herkes muhasebesini yapsın. Aslı bu kadar hayat dolu, bu kadar kolay, bu kadar sade ve net olan bir din nasıl bu kadar ölüm dolu, bu kadar karmaşık ve bu kadar çapraşık hale gelir? Soruyorum size. Dinin aslı o kadar sade, o kadar kolay, o kadar uygulanabilir ki eğer bilsek, kim yaptı bu kadar çapraşık hale getirdi? Şuna bakın. İslam'ı Müslümanlara tarif etseniz kaç tane İslam çıkar? Neredeyse Müslüman sayısı. O zaman kimin İslam'ına çağıracaksınız insanları? Hangi İslam'a? İnsanlar, insanları çağırdıkları din aslında Allah'ın dini değil. Kendileri dini hangi kapıdan aldılarsa oraya çağırıyorlar. Ve maalesef olmuyor. Olmuyor. Yusuf İslam'ı İslam'a çağıranlar, Yusuf İslam'a ilk yaptırdıkları, Cat Stevens'a ilk yaptırdıkları eylem ne oldu biliyor musunuz? Gitarını kırdırmak. Siz Avrupa'nın en kadife seslerinden birine İslam'ı telkin etmek için gitar kırma şartı koyacaksınız, sırtına da bir cellabiye giydireceksiniz. Ne oldu? Yusuf İslam Müslüman olmakla gitar kırmak arasında hiçbir bağlantı olmadığını 30 yılda öğrendi. 30 yıl sonra. Ama ses kalmamıştı, nefes kalmamıştı. Ne oldu? Siz aslında İslam uğruna kullanılabilecek harika bir enstrümanı yok ettiniz. Aslında siz Allah'ın yarattığı bir kabiliyeti kırdınız. Öyle değil mi? O onunla hizmet edecekti. Ama hayır. Niye kırdı? Çünkü Yusuf İslam'ı İslam'a davet edenin anlayışında müzik haramdı. Evet. Müzik haram. Açın bakın. Açın bakın. İlgili kitapları, hadis kitaplarını açın bakın. Hem de öyle koymuş ki, içki, zina, kumarın arasına koymuş. Tamam, içki Kur'an'da haram, zina Kur'an'da haram, kumar Kur'an'da haram da bunu buraya nasıl koydunuz? Yani bunların arasına bunu nasıl koydunuz? Allah'ın helal kıldığını kim haram etti? Men harrama zinetallahi illeti ahrecel ibadi. Allah'ın kulları için, kulları için çıkardığı helalleri haram kılan kimmiş bakayım? Bu anlamda Allah'ınızın aşkına hanginiz türkü dinlemiyorsunuz ya? O uyduruk dine göre dinlediğiniz tüm şarkılar, türküler haramdır. Biliyor musunuz? Bir istisnası falan yoktur. Tüm çalgı aletleri de haramdır. Onun için görüyorsunuz değil mi? İnsanlığın son adası olan İslam'ın sahte sürümlerine sarılanlar cennete girmek için dünyayı cehenneme çevirdiler sonuç.